Yusuf Bey, saç ekiminde zirvelere ulaştık değil mi aslında? Evet, ülke olarak. Yani çünkü sokakta gördüm herhalde 10 erkekten ikisi mutlaka saç ektirmiş oluyor. Evet. Ya bu kadar iyi yapmamızın sebebi ne sizce? Şimdi bu sektörde sağlık turizminde ciddi anlamda dünyada da ilk bire oynuyoruz şu anda. Çoğu sağlık konusunda öyleyiz. Bu çok gurur verici bir şey ülkemiz için. Evet, saç ekimini gerçekten çok iyi yapıyoruz. Hı. Bunda saç ekiminde tabii ki tecrübe, deneyim, tabii, el yeteneği çok önem arz ediyor. Ve yeni teknolojileri doğru kullanabilmek, evet, tabii ki değil mi? Şimdi mesela bugün yeni bir yöntemden bahsedeceğiz. Fue yöntemi. Fue. Yani çok yeni midir değil midir bilmiyorum ama Fue yeni sayılır. Yeni sayılır. Fue yöntemi nedir? Fue yöntemi mikromotor yöntemiyle enseden aldığımız saç köklerinin, greftlerin sassız olan bölgeyi doğru yönde ve doğru bir açıda açılan kanallara yerleştirilmesidir. Burada en önemli özellik ensede kesi izi, yarı izi gözükmemektedir. Bu daha önem arz ediyor yani. Tabii bu ki konuda insanların tercih etmesi için daha önemli. Eskiden keserek alınıyordu ve orada iz kalınıyordu. Ama Fue yönteminde böyle bir iz kalınmıyor. Oradan bir makine ile alınıyor, evet, değil mi? Kesinlikle, evet. Peki saç ekimi kimlere yapılır? Şimdi mesela hani etrafta çok şey görüyorum. İşte saçını ektiriyor, sonra bir daha ektirmesi gerekiyor. İşte yeterli gelmiyor. Odur budur. Tabii ki eminim uzman çok önemli. İşte evet, klinik çok önemli. Ama saç ekimi kime yapılır, kime yapılmaz? En önemlisi o dönör bölgesi dediğimiz iki kulak arasındaki bölgenin, ense bölgesinin sıklığı çok önem arz ediyor. Ha, yani şurası değil, evet, mi? O yoğunluk güzelse çok başarılı saç ekimi gerçekleştirebiliyoruz biz zaten. Hı. Ama ensesinde, dönör bölgesinde yeteri kadar greft kök yoksa diyoruz ki siz böyle mutlu olun diyoruz o hastamıza. Çünkü zaten bir işe yaramayacaksa yapmıyoruz. Yapmıyoruz ama ensesi güzelse o sıklığı, yani dediğimiz gibi dünyada da artık tercih edilen bir ülkeyiz biz. Ense sıklığı güzelse zaten çok sık bir şekilde saçı ekebiliyoruz. Ekebiliyorsunuz. Yani. Peki saç komple kazınıyor değil mi yapılırken? Tıraşsız saç ekimi de yapabiliyoruz. Kısmi dökülme bölgelerinde ben saçımı kesmek istemiyorum diyor hastamız. Hmm. Kesmeden de yapabiliyoruz yani. Peki operasyonun öncesinde ve sonrasında kişiyi neler bekliyor? Yani mesela saç ne kadar sonra çıkacak? Ya da öncesinde nasıl bir hazırlığı, nasıl bir muayenesi var? Öncesinde hastamızı muayene ettikten sonra kan tahlilleri alıyoruz. Burada tahliller de verimli olduktan sonra herhangi de bir rahatsızlık yoksa yani onları soruyoruz zaten kendisine. Ondan sonra operasyonu alıyoruz biz. Ne kadar sürüyor operasyon? Operasyon ortalama 6 ile 8 saat arası sürmektedir. Tek şikayet edilen şey galiba süresi değil mi? Süresi ama onu da sohbet ve muhabbetle zaten hem ekerken konforlu geçmesi konforlu için değil mi? İşte film izleyenler oluyormuş, kitap okuyanlar, müzik dinleyenler, bir sürü şey yapılıyor yani. O şekilde süremizi dolduruyoruz. Peki sonrasında saçlar ne zaman çıkıyor? En çok sorulan soru bu. Ekilen saçlar zaten hemen çıkmaya başlıyor ama kökteki oksijen miktarı bittiği için onlar bir ay içinde dökülüyor. 100. günden itibaren tekrar çıkmaya başlıyor. Esas saç çıkıyor ya. Evet. Hmm. 100. günden itibaren tekrar çıkıyor ve 6 ayda hasta zaten mutlu oluyor. %80'i çıkmış oluyor. Hmm. 8 ile 12 ayda da %100'ü çıkmış oluyor.